Ronaldo'ya kırmızı kart. Bu kripto borsası yüzünden dava açıldı diyor. Bu kripto borsasının adı da Binance. Binance'la biliyorsunuz ki Ronaldo'nun yakın ilişkisi demeyeyim. Yani sonuçta bir gönül bağı anlamında değil bu ama Binance'la Ronaldo'nun bir işbirliği vardı. Ortaklığı vardı. Ve bu noktada tabii Ronaldo'nun Binance'la birlikte yapmış olduğu etkinlikler, Binance'ın reklam tanıtımı gibi hususlardan dolayı yatırımcılar, bir takım taraflar mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Sıkıntı yaşadıklarını, mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Bu sebeple de Binance'a bu noktada bir dava açılması durumu söz konusu oldu. Şimdi bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Buradan bir şey çıkar mı Ronaldo noktasında? Açıkçası pek zannetmiyorum. Çünkü buna benzer bir olay şeyin de başına geldi. Piyasada tanınan bir isim Ben Armstrong'un başına geldi. Ki Binance iflas etmedi. Ciddi sıkıntılar yaşasa da. Ancak FTX iflas etti. Ben Armstrong FTX ile işbirliği yapıyordu. Olaydan sonra Ben Armstrong'a da ciddi şekilde dava açıldı. Fakat ABD tarafında Ben Armstrong'un davası düşürüldü. Dolayısıyla bir problem olacağını da zannetmiyorum. Bunların tamamı aslında Ronaldo davasının süreci de aynı şekilde Ben Armstrong'da da bu yaşandığında durumu değerlendirdik. Piyasa için oldukça olumlu bir durum. Genelde üçüncü tarafların bu noktada suçlu sayılmaması işin hukuki boyutunda kriptonun oldukça lehine bir durum. Hatta Uniswap'e de biliyorsunuz ki dava açıldı. Buna benzer bir şekilde, buradaki duruma benzer diyebileceğimiz bir şekilde bazı kripto paralar, Uniswap üzerinde listelenmiş olan kripto paralar dolandırıcı çıktı. Bildiğiniz vurguncu çıktı yani. Paraları alıp kaçtılar falan filan tarzında muhabbetler döndü. Bunun üstüne Uniswap dava edildi işte. Siz bunları sattınız mı attınız falan noktasında. Fakat Uniswap'ın davası da düşürüldü. Uniswap suçsuz bulundu. Bu şekilde bir durum yaşandı. Dolayısıyla bu da önem arz eden bir meseledir. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yine de Uniswap'in bu noktada bir ceza almasını savunurdum. Ancak alınmadı. Yani yaşanan bütün bunlar aslında yine de piyasanın lehine diyebileceğimiz önemli durumlar. Ünlü profesyonel futbol yıldızı Cristiano Ronaldo kripto gündemine girdi. Zira davacıların sorunlu kripto borsası Binance'ı teşvik etmesinin yatırımcılar için önemli kayıplara yol açtığını iddia etmeler nedeniyle diyor, bir toplu eylem davasına karıştı. Florida'daki bir Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi'nde 27 Kasım'da açılan dava piyasayı şok etti. Dava, Ronaldo'nun Binance'la işbirliği içinde kayıtsız menkul kıymetlerin tanıtımına aktif olarak katıldığını iddia ediyor diyor. Yani bu kısmın nasıl olabileceği, işte ne oldu ne bitti. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Mesela işbirliği, reklam, cart, curt bunların tanıtımları. Fransa tarafı bu konuyla alakalı bir önlem aldı. Fransa dedi ki mesela bu işte kripto influencerları da vesaire diyor ki sen bize kayıtlı olmayan bir varlığın tanıtımını yapamazsın. Bu tanıtım işine ve işbirliği, ortaklık işine giremezsin diyor. Yani bunun gerekli taraflarda kayıtlı ve bunların tanınan varlıklar olması lazım diye söylüyor. MTI ise ABD'de işte CFTC'ye kayıtlı olacak. Menkul kıymetse de ne yapacak? Şeye kayıtlı olacak. Nedir o? SEC'e kayıtlı olacak diyor. İşte bu şekilde bunun yani Ronaldo davasının çözümü aslında yine Binance'la SEC davasının çözümünde yatıyor. Ama bu kısım çözümlenir mi? Onu bilmem. SEC'in Binance'a çok sağlam bir vole vuracağı açık. Ama adı geçen bazı kripto paralar biliyorsunuz bazı popüler altcoin'lerin de adı geçmişti. bu dava esnasında. Bunlar birer menkul kıymet ve yatırım sözleşmesi kapsamında SEŞ tarafından iddia edildi. Bunların gerçekten de bu şekilde olduğu kararına varılırsa Ronaldo davasında da Ronaldo'nun aleyhine problemler yaşanabilir. Ama ben Binance'la SEJ arasındaki davada burada adı geçen kripto paraların, işte Binance'ın şey dedikleri, SEJ'in Binance üzerinde menkul kıymet dedikleri, bakınız Sol, işte ADA, Matic, bu tarz altcoin'ler, Mana falan. Bakacağız. Ben bunların birer yatırım sözleşmesi olacağını düşünmüyorum. Evet. Kripto borsasındaki NFT promosyonlarıyla düzenleyicilerin radarında. Kripto toplumda şok dalgaları yaratan bir belge ortaya çıktı. Belgede Ronaldo'nun Binance'la bağlantılı kayıtsız menkul kıymetlerin teklif ve satışını teşvik ettiği iddia edilmekte. Ayrıca Ronaldo buna yardımcı olmak ve aktif olarak katılmakla suçlanıyor. Yasal işlem 2022 yılının ortalarında Binance ve Ronaldo arasında kurulan ortaklığı işaret ediyor. Ayrıca futbol yıldızının bir dizi NFT desteklediği ve birkaç koleksiyon doğrudan zor durumdaki borsayla ilişkilendirildiği çok yıllı bir ortaklıktan kaynaklanıyor. Adamlar burada ilk etapta bize diyor NFT'lerin satışı yapıldı, Binance bilmem ne oldu, ondan sonra NFT'ler değerleri çakıldı, sıkıntı yaşadık. Muhabbet bu. Aynı zamanda BNB ve çeşitli altcoin'lerin satışı içinde Binance'ı teşvik ederek dolayısıyla onların satışını teşvik etmekle suçlanıyor. Şikayete göre Ronaldo'nun NFT'lerle ilgilenen kullanıcıların Binance'ın BNB'si gibi kayıtsız menkul kıymetlerin ticareti ve kripto getiri programlarına katılım da dahil olmak üzere Binance'ı diğer yatırım amaçları için kullanmaya daha meyilli oldukları iddia ediliyor. Dava Ronaldo'nun tanıtımlarının geniş sosyal medya takipçilerini etkilediğini iddia ediyor. Paylaşımların Binance platformuna yatırım yapmaya teşvik etmede önemli bir rol oynadığı savunulmakta. Yani dediğim gibi burada işin hem hukuki boyutu var. Burası hakkında fikir verebilecek en büyük emsal Binance'la SEJ davasında mevcut mahkeme sürecinde şu anda yatmaktadır. Ronaldo'nun SEJ ihlalleri iddiaları. Toplu dava Ronaldo'nun yatırım deneyimi ve önemli kaynakları göz önüne alındığında Binance'ın kayıtsız menkul kıymet satma katılımının farkında olması gerektiğini iddia ediyor. Ya dediğim gibi bu biraz daha uzayabilecek bir dava süreci gibi geliyor bana. Ya da set çıkar der ki şu kadar para öde, hadi birbirimizin yakasını bırakalım der, bu da öder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.